Evet, bu akşam tanıtılan ve duyurusu yapılan aslında uzun zamandır beklenen bir telefon General Mobile Discovery 2. Hemen dış görünüşten başlayacak olursak 5 inçlik Full HD 1920'ye 1080 piksellik bir ekranı var telefonumuzun. Oldukça iyi bir ekran, onu baştan söyleyelim. Çözünürlüğü ve yüksek şeyi de ekran renk kalitesi de gayet çok iyi. Telefonun dış görünüşü aslında biraz Galaxy S5'i andırır. Özellikle bu dış çerçeve, metal çerçeve, hemen bakın şuradan görülüyor. Metal çerçeve S5'te bulunuyor. Sadece ızgara şeklinde değil. Arka yüz, bakın bu S5'in bu yara bandı stili de diye deniyor halk arasında olan modeli. 13 megapiksellik bir kamera var. Hemen üst kısmında konumlandırılmış. Onun hemen altında bir adet LED lamba. General Mobile yazısı var. O üst taraf, hemen ortaya yakın kısımda. En altta da Discovery 2 logosunu görmüş oluyoruz. Burada Discovery 2 yazıyor. Burada böylece bu telefonun Discovery 2 olduğunu anlamış oluyoruz. Bu arada arka kapak açılmıyor. Pilini göremiyoruz. Bunu da baştan belirtmiş olalım. Yan yüzde 2 adet SIM kartı var. SIM kart kapakları çok farklı tasarlanmış. Şöyle hafiften basınca, birazcık zor aslında bunu bu şekilde kullanmak ama hafiften basınca kapak bu şekilde kalkıyor, tırnak şeklinde, bakın. Tırnak şeklinde kalktı. Buraya SIM kartımızı takıyoruz. Micro SIM kullanıyor tabii doğal olarak. Aynısından bir de yan tarafta, diğer yan tarafta var. Yani telefonun bu sayede çift SIM kartlı olduğunu anlıyoruz hemen. Bunlar dışında baktığımızda üst tarafta kulaklık çıkışı, güç tuşu. Alt yüzde de iki adet hoparlör, stereo hoparlör bulunuyor. Sağlı sollu konumlandırılmış. Hemen ortasında da mikro USB hem şarj hem de bilgisayar bağlantısı bulunuyor. Hemen sağ tarafta yine bellek, daha doğrusu mikro SIM'in bulunduğu kapağın hemen altında ses açma kapama düğmesi de konumlandırılmış. Telefonun diğer özelliklerine bakacak olursak karşımızda 2 GB RAM'e sahip bir telefon var. 8 çekirdekli ki basın lansmanında da bunun altında özellikle çizdiler. Gerçek 8 çekirdekli 2 GHz'lik bir işlemci bulunuyor. 16 GB'lık dahili bellek. 441 PPI'lik bir ekranımız var. 2500 mAh bir pil var. Bluetooth 4.0, Wi-Fi A, B, G, N bulunuyor. 7.9 mm'lik bir incelik var telefonda. Çok ince bir telefon, çok şık ve hafif bir telefon. Onu baştan söyleyelim. Az önce de bahsettiğim gibi 13 megapiksel bir ana kamera var. 5 megapiksellik de bir ön kameramız bulunuyor. Bu ön kamera Full HD video kayıt edebiliyor. Bu da önemli bir konu. Bunlar dışında işte HDR özelliği var kameranın. Geotagging yapabiliyor. Tabi standart özelliklerden bir tanesi. Diğer özellikler de aslında hemen menüden bir kez daha bir göz atacak olursak. Örneğin ben bir CPU-Z yüklemiştim buradan. Özelliklerinde yine cihazın görebiliyoruz. Bakın burada çekirdek sayılarımız hemen ortaya çıkıyor. Mali 450 GPU'su kullanılmış. Sistemin diğer özelliklerine bakıyoruz. Android 4.4.2 KitKat sürümü mevcut. Ekran çözünürlüğü de yine burada belirtilmiş. 2 GB RAM de yine burada görülüyor. Pilin durumu da şu anda görüyoruz mesela. Pilleri ilgili durumu. Sensörlerde birçok yine sensörde yine cihazın üzerinde bulunan özelliklerden bir tanesi. Telefonun ekranı IPS. Android'in tüm özellikleri, Android 4.4.2'nin yani KitKat'ın tüm özelliklerinin telefonda bulunuyor. Bu bir tabi inceleme değil. Telefon dairemiz çok yeni geçtiği için çok detaylı bir inceleme değil. Sadece bir ön bilgi, bir ön inceleme olarak görebilirsiniz. Özellik anlamında da 888 TL'lik bir fiyatı olduğunu belirtelim. General Mobile'in Discovery modelinin ikinci versiyonu. Geliştirilmiş bir versiyon. Discovery'de satılmaya devam edecek. Bu model çift SIM kartlı ve micro SD bellek yuvası yok. Ama tek SIM kartlı ve micro SD bellek yuvası olan bir ikinci model daha Eylül ayında piyasaya sürüleceğini de belirtelim. Son olarak telefonun kutusundan çıkan cihaz aksesuarlara bakacak olsak bir kulaklık çıkıyor. Kulak içi kulaklık. Mikrofon özelliği bulunuyor. Hemen bakalım mikro USB bağlantı kablosu ve bir adet de USB adaptörün olduğunu söyleyelim. Kısa bir zaman sonra yine YouTube kanalında telefonun uzun bir incelemesinde yine beraber olacağız. Görüşmek üzere.